Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalan Artvin'in Yusufeli ilçesinde yeni ilçe merkezine taşınma süreci tamamlandı. Vatandaşlar yeni yerleşim yerine alışmaya çalışıyor. Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Kemer Baraj sınıfında 275 metre ile gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başladı. Baraj kapaklarının kapanmasıyla su seviyesi 100 metrenin üzerine çıktı. Karayolları başta olmak üzere köy evleri ve mahalleler birer birer sular altında kalırken son olaraksa ilçe merkezinin büyük bir bölümü sulara gömüldü. Mevcut ilçenin hemen üst kısmında bulunan yansıtıcılar Sakut mevkiinde 144 hektarlık alanda inşa edilen yeni yerleşim yerine hak sahiplerinin taşınma işlemi tamamlandı. Vatandaşlar evlerine yerleşti, esnaf dükkanlarını açmaya başladı. Cadde ve sokaklar insanlarla dolarken parklarda çocuk sesleri yankılandı. Eski Yusufeli iyiydi fakat şimdi yeni Yusufeli daha iyiydi. Her şey yeni, her şey daha üstün, daha üstün inşaatlar yapılmıştır. Bazı noktalar var ise bile çok mükemmel. Bundan iyisi can sağlığı, bundan iyisi cennet sağlığı olur ancak. Yavaş yavaş alışıyoruz. Tabii aşağının şeyi yok ama işte biraz hüzünlüyüz zaten bu arada su alıyor. Ama alışmaya çalışacağız, yapacak bir şey yok. Aşağıda da kasaplık yapıyordum, buraya geldik. Tabii ki dükkanımız iyi bir durumda çıkmadı. Biz de burayı kiraladık ama yerimizden memnunuz. Şu anda sıkıntı görünmüyor. Zaman bağlı tabii. Yani 3-4 senesi var buranın biraz toparlanması için. Alıştınız mı? Alıştık yani. Her yer normal. Geziyoruz, sözüyoruz. Eski yerle burası arasında ne fark var? Ya bölge bölge olduğu için çok fark olabilir. Ama yani diğer bölgelerde genelde dükkanlar falan az oluyor ama burada genel şey olduğu için burası daha fazla şey oluyor. Oyun alanı yani, fazla mı burada? Yani burada fazla bir park yok ama yani spor salonuna falan gittiğimiz için var yani oyun yerimiz. Buranın yüz ölçüm bakımından daha iyi ama aşağıdaki yaşam hayatının yerini alamadı hiçbir zaman. Her şey orada daha çok eğleniyorduk ve daha çok buluşuyorduk. Herkesin evi okulu yakındı yani. Burada mesela birisi ikinci bölgede, uzaklarda, birisi buralarda yani. Yerleri çok farklı. 30 yıldır esnaflık ediyorum Aşağı Yusufeli'nde. Şu an çıktık yeni Yusufeli'ne. Burada devam ediyoruz. 2 aydır buradayız. İyi, beklediğimiz kadar var. Ya ben bu kadar da beklemiyorum. İyi, vatandaş çıktı, alıştı. İşimiz iyi, sıkıntımız yok. Alıştık, şu açıdan alıştık. Tabii ki mecbur olduğumuz için alışmak zorunda kaldık. Evler ve yaşam alanları aşağıya göre tabii ki geleceği planlanarak yapılmış. Altyapısıyla, üst yapısıyla, sosyal donatılarla oldukça günümüz şartlarına hitap eden yapılaşma olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki eksiklikler, mağduriyetler söz konusudur. Oranında boşta kalan şahsım adı gibi 300'ün üzerinde arkadaşımız sonradan evlendiğimiz için ev sahibi olamadık. Buna değinmeden geçmem doğru olmayacak. Ama ve lakin günümüz şartlarında yapılan konutlar, dediğim gibi sosyal donatılar, altyapısı, üst yapısıyla geleceği hitap eden bir yapılaşma olduğunu söyleyerek hükümetimizle, gerekse siyasi yapılanmadaki bunun öncüsü olan ve bu yolda emek harcayan tüm şahıslara, şahsım ve milletim adına teşekkür ederim.